Özellikle hanımlar buldandayız deyince ekrana kilitleneceklerdir. Neden? Hanımları çok ama çok ilgilendiren birbirinden nefis sanat eserleri vardı ondan. Merak ettiniz, daha fazla sizi merakta bırakmayın. Bırakmayız, hiç merak etmeyin. Buldan'da neler var gösterelim efendim. Kolay gelsin dayım. Allah olsun. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. İsmin ne? İbrahim Milas. İbrahim dayı. Buyur. Genelde biz böyle dokuma işleri, iplik işlerinin başında hep hanımları görmeye alışıyız. Hatta yaşlı teyzeleri görmeye alışıyız. Evet. Sen hayırdır? Her zaman ihtiyarlar bir işler bunu, gençler bir işler. Sen ne zamandan beri yapıyorsun bu işi? İlkokulda giden beri ben masır sararım. Bu dokumacının başlangıcı masır sarmaktır. Masır sarmaktan başlar. Bu mudur yani? Evet budur. Masır sarmak bu. Masır sarmak budur. Bu çıkrık değil mi, yanlış bilmiyorum ben? Çıkrıktır bu. O ne? Orada da bir erkek var. Evet. Bak o dokumu yapıyor. Ya burada teyzeler nerede, ne yaptı? Teyzeleri kovdunuz mu bu işten? Hayır, burada vazifesi var dışarıda. Burada kadınlar erkekler evet, beraber yapıyor. Beraber çalışıyoruz burada. Sen çıkrık yapıyorsun? Çıkrık yapıyorum, iş dişleyip çıkrık yapıyoruz. Helal be dayım benim be. Helal benim dayım benim. Ey benim dayım benim be. Ne oldu? Ben fazla gıdalanırım ben de. Ha, pardon affedersin. Affedersin. Dayım benim be. Ey dayım benim be. Peki bunu nasıl yaptığını bir anlat bize, sana zahmet. İyi değil, bir iyi vardı. İyi buraya geçeriz. Urgan'ı vardı. Urgan bu iyi... Burasını geçeriz böyle. Bunlar kulak deriz. Kulağı birbirini geçeriz. Kalemi de bir iyi böyle sıkıştırırız. Çörün golünle böyle sarar. Orayı da bobin takarız. Bobinle masara. Masadan çörün golün çevirdiğini bu böyle sarılır. Sen Mekil dokuma dersi. Da yapıyorsun değil mi? Dokumu da yapıyorum. Geç tezgahın başına, ben bunu sararım da senin için. Sen bu buldan dokumasıyla ilgili her şeyi biliyorsun. Evet biliyoruz abi. Uzman. Çekirdekten büyüdük yani. Yaş kaç senin dayın? Yaş 56, 67'ye 67. Maşallah yine takır takır çalışıyorsun. Evet, evet. Bu buldan bezinin meşhur olmasının sebebi ne? Bu bezin diğer bezlerden farkı ne? Niye buna buldan bezi demişler? İlk defa dokumacı buldan dolmuştu. Buldan bezi pamuktu. Şey emer yani vücuttaki teri emer. Dışı vermez. Bunların birbirinden renkli, birbirinden güzel desenleri, kumaşları. Benim bu üzerimdeki nedir ablacığım? Bu Osmanlı poşusu. Bildiğimiz o Osmanlı poşusu. Evet. Osmanlı. Bunlar yörük renkleri mi? Yörük renkleri, evet. Mor. Hiç sarı, değil. Kırmızı, sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Lacivert, beyaz, siyah, siyah ve beyaz yok sadece. Yeşil var, efendime söyleyeyim. Sarının değişik tonları var. Bunu yörük beyleri mi takarmış? Yörük beyleri takarmış. Şimdi pek çok düğünde geliyoruz böyle, bunu damatlar takıyor. Ha, şimdi de öyle moda oldu. Sizin üzerinizdeki, bir böyle gelin de görelim. Buranın yörüsel kıyafeti, çok eski ninelerimizin, annelerimizin taktıkları. Niye nineler eski oluyor? Ha, şimdi bunların... Siz ninesiniz işte, ha, buyurun. Aha, ben nine. Ne nine? İsminiz? Benim Şadiye. Şadiye nine. Evet. Yaş var mı 80 Şadiye nine? Olabilir, yakın. 80, 78, 79. Evet, o aralarda. Hakikaten nar suyunun faydaları. Ya nasıl böyle genç kaldınız Şadiye nine'ye? Valla buranın suyu, havası. Ya saçlar simsiyah hiç. Evet, evet. Cilt böyle hani. Evet. En fazla 30 yaşındaki cilt öyle kadar. Gösteriyor. İnanılmaz ama gerçek. 79 yaşında Şadiye nine. Gözlerinize ben inanamıyorum ya. Siz de inanamayacaksınız. Peki efendim, bu Bulgan'da bu işler ne zaman başlamış? Kimler yapıyor? Valla bunun dokuması çok eski. Osmanlı'ya dayanıyor. Ha, o zamanın bu zamanı sürdürüyor ama şimdi yeniden bir eskiye dönüş var. Bunların hepsi el işi. El işi. Hepsi. Hepsi el işi. Hiç makine yok. Yok. Kimler alışveriş yapıyor buradan? Buradan herkes alışveriş yapabiliyor. Farz misal? Mesela Emine Erdoğan. Emine hanımefendi evet, buradan evet. Alışveriş yaptı. Yaptı evet. Amerika başkanının eşi. Eşi. Laura hanımefendi. Evet. Buradan gönderdik.
Yıldırım Beyazıt'ın kızının gömleği burada. Evet, Genç Osman'ın gömleği. Yıldırım Beyazıt Han'ın? Kızının gelinliği. Burada. Burada dokundu. Dokunmuş. Evet. Vay vay vay. Genç Osman'ın gömleği de burada, evet, dokunmuş. Evet, burada dokunmuş. Ünlülerin yatak örtüleri, First Lady'lerin birinci tercihi. Buradan örtüleri ve bezleri efendim. Sizi daha fazla da merakla bırakmayalım, özellikle hanım izleyicilerimizi birbirinden güzel çeşitlerle baş başa bırakalım. Ben iyi ki hanımı getirmemişim buraya. Bütün maaşı bırakır giderdik. Birbirinden güzel hepsi. Merhaba dayım be. Hoş geldiniz. Nasılsın dayım be? İyiyim dayım, sen nasılsın? İyi dayım be. Allah iyilik versin. Sağ olasın. Buyurun. Buyurduk, öyle geziyoruz. Buldan'ı geziyoruz. İyi, hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Senin adın ne? Benim adım Ali. Ha, babamın adı da Ali. Adaş çıktınız. Öyle mi? Tamam. Evet efendim. Tırcı Ali derler. Tırcı Ali. Tırcı. Ya, Tırcı Ali. Tırcı Ali derler. Ya baba, bizim bu yerimiz Ali'ler de çoktur. Hadi be. Çok Ali'ler var bizim burada. Mesela örnek veren Duran Ali, Ev Yakın Ali, Topal Ali, Şekerci Ali, Kesme Ali, Zehir Ali, Cümbüş Ali, Aşıcı Ali, Alev Ali, Cavar Ali, Çal Ali, Gökçü Ali, Demirci Ali, Kahveci Ali, Ocakçı Ali, Ali çok. Buldan da Ali derdi yarı yarı. Lakap bol burada yani. Evet efendim. Bunlar sana ne Ali derler? Bana da Abuş Ali derler efendim. Abuş ne be? Abuş Ali derler, işte öyle gidiyor yani. Abuş Ali. Evet efendim. Başka lakaplar var mı ne buldan da ben? Deveciler var, katırcılar var, ilancılar var, öküzler var, camuzlar var, eşekçiler var, tilkiciler var, ayıcılar var, çakalcı. Çok yani bu lakaplar, bunlar çok efendim. Ayıcılar ne yapar ya? Zamanında o şekilde şeyler vermiş efendim. Demek ki buldan da lakap bol. Ben de bir saymaya çalışayım bakalım. Yörük Ali var, Duran Ali var, Ev Yakan Ali var, Topal Ali var, Şekerci Ali var, Kesme Ali var, Zehir Ali var, Cümbüş Ali var, Kabak Ali var, Kaymak Ali var. Çok efendim. Aşçı Ali var, Cabar Ali var, Çallı Ali var, Göker Ali de Ali var, Demirci Ali var, Kahveci Ali var, Ocakçı Ali var, Tırcı Ali var. O Tırcı Ali'nin bir tane de çocuğu var. Onun da denizli turu devam ediyor. Yatağında her köşede çocukluğunuza dönmeniz mümkün. Bir köşede çelik çomak, öbür köşede de ne olduğunu bilmediğim bir oyun. Bu oyun, hoş bulduk. Nedir, ne oyunu bu? Bu çelik oyunu. Çelik. Çellik. Çellik. Çivi oyunu. Karar ver ya. Çivi oyunu, çivi. Çellilikle çivi arasında tek çivi benzerlik var. İkisi de Ç ile başlıyor, evet, sadece. Bu çivi oyunu. Çivi. Çivi nerede? Çivi ortada, dans elinde. Bu oyunun adını bir kere acilen değiştirelim. Evet. Bu oyunun adı çivi olmaz. Bu çivi değil. Evet. Bu kazık da değil. Bu oyunun adı zam oyunu bundan sonra. Evet. Bu neye benziyor? Zam. Enflasyon oyunu da diyebilirsin. Evet. Kazıklarla oynanıyor çünkü bu. Evet, kazıklar. Ama iyi be, küçülmüş be yine kazıklar be. Ben ne kazıklar bilirim be. Buradan Denizli'ye kadar giderdi be eski kazıklar. Nasıl oynanıyor bu? Nedir kuralı? Şimdi bunun kuralı, bir kişi ortaya vuruyor. Evet. Onu yıkmaya çalışıyorsun bu çiviyle. Onu yıkacaksın. Evet. Deneyebilir miyim? Deneyebilirim. Aldım. Yıktın. Yıkınca ne oluyor? Uç görünmüyor. Ucu görünmüyor bak. Ucu görünmesi lazım. Çile. Ucu topraktan çıkması lazım. Öbürü yıktı diyelim. Ne oluyor? Yıktığı zaman onun oluyor. Ne oluyor sonra? Finalde ne oluyor? Yakıyor. Onu götürüyor. Odun olarak evde yakıyor. Ha, bunu kazanıyor yani. Bunu kazanıyorsun. Ödül bu mu? Ödül bu. Bunun için mi uğraşıyorsun? Bunun için uğraşıyoruz. Oldu, size kolay gelsin. Kazası mazası bol mu bunun? Var arada sırada. Ya bu kaçtığı zaman Allah korusun, karşıdakine anını döner. Var mı öyle sakatlık bir durum? Şu anda yok. Yok. Oldu mu bugüne kadar? Yok, olmadı. Uzman oynayınca demek, evet, bir şey olmuyor. Tamam. Yani. Bir deneyeyim bakayım, şunları yıkmaya bir çalışayım ben. Ne oldu, niye bu kadar? Nereye kaçıyorsunuz ya? Ne güzel topla oynuyordunuz ya. Ne var ki bunda? Ya nereye kaçıyorsunuz arkadaşlar? Bu ne ya? Ben saatli bomba değilim ya. Atalım bakalım.
Çayır çimen geze geze of. Çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim, üzülme Sabriye teyze, of nenem of. Oldum ben bir geveze. Merhaba. Merhaba. Ah, ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Siz nasılsınız? Merhabasınız. Çay, kahve. Kahve alalım da. Var mı kahve? Var. İki tane orta. Sen bir şey içiyor musun? Ben çay içeceğim. Çay. Arkadaşıma bir çay, bize de iki tane kahve sana zahmet. Ya bu bana da kahveyi ben ödüyorum ama maaşlara ne zaman alacağız biz? 3 Şubat'ta falan alacağız galiba ya. 3 Şubat olması lazım maaşları almamızın. Saatten bir hesaplasana, yok mu hesaplasana? Yok ya. Ama hafta sonuna geliyorsa benim de 4'ünde ödeme vardı. 3 Şubat hangi gün acaba ya? Cuma günü, 4'ü cumartesi. O zaman 6'sında yapacağım, pazartesi günü. Ne dedin? 6'sında yapacağım. 3 Şubat ne güne geliyor? Cuma gününe denk geliyor. 6'sında yapacağım veya 6'sında olmasa yarısında. Pazartesi olmasa salı yapacağım. Bu iş bu kadar basit. Şubat'tan bahsediyor değil mi? Ocak'tayız. Sen nereden biliyorsun 3 Şubat'ın Cuma'ya denk geldiğini? Biri çarşamba, ikisi perşembe, üçü cuma olduğu için oradan başlıyor. Allah Allah. Ha. 9 Haziran hangi güne geliyor? 2006. 9 Haziran Cuma'ya da geliyor. Atiye. Atiye ya. İsmin ne senin? Metin Boz. Metin. Öldü. Biz de bilmiyoruz ya. Biz ya ne bileyim, bir ajanda mı var bende? Ya usta. Yapıyor mu kahveleri? Bize bir ajanda var mı sende? Getirsene bir ajanda bize. Sağ olasın. Ne bu? 2002. 2002'den soracağım. Sor. Gel, gel. Açtım herhangi bir sayfayı. Buyur. 1 Ekim 2002 hangi güne geliyor? Salı. Ya sen sor abi. Şeffaf bir şey de değil ki bu. Dur bakayım ya. Peki söyle bakalım. 19 Kasım 2002. O salı. Abi biliyor ya. Biliyor abiciğim. Metin'cim bu ne zamandan beri böyle sende? Ben bütün tarihleri biliyorum genelde de, bir eski tarihleri bilmiyorum mesela. 90'dan aşağısını bilmiyorum, yukarısını biliyorum. Ben sana bir tarih sorayım abi. Sor abi. 1 Nisan 2006 hangi güne denk geliyor? 1 Nisan 2006. He. Hadi. Tamam. Az bekle, kahvemden bir yudum alayım, kahve içmeden. 1 Nisan 2006. 2006 canım. Cumartesine geliyor. Doğru. Bravo. Doğru, cep telefonundan bakınca öğreniyorsun. Niye ezberliyorsun bunları? Ben biliyorum mesela. Şimdi Ocak ayındayız. Ocak ayını çıkamadık. Bu ayın sonu 31 Ocak salı. Ayın biri çarşamba. Sen dedin 3 Ocak Cuma gününü. Dedim 4'ünde ödeme ve geç olur dedim. Ben ne hocam, borç mu vereceğim bunları ezberliyorsun? Hayır. Dumur. Kahve mi istiyor musun? Biz ufak ufak gidelim, sıvışalım. Bununla başa çıkamıyoruz biz. Efendim Metin, evet. Hangi tarihi söylerseniz söyleyin, size gününü tas tamam, eksiksiz ve doğru olarak söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.